Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber kalıtımla ilgili soru çözümü yapacağız. Hemen başlayalım. Neler öğreneceğiz? Mini bir konu tekrarı yapacağız. Mini bir konu tekrarından sonra ise sorularımızı çözeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak kalıtımla ilgili olarak Mendel'den bahsedelim. Mendel Avusturyalı bilim insanıdır. Kalıtım biliminin öncüsüdür diyebilirim. Daha önce başka canlılarla çalıştı fakat bazı problemlerden ötürü bezelye bitkilerini seçerekten çalışmalar yaptı. Peki bezelyeleri neden seçti? Kolay yetişmesi, ucuz olması ve çok fazla derecede döl vermesi ve ayrıyetten de yedi özelliğiyle de çalışabiliyordu. Daha fazla özellikleri bulunuyordu. Bitkinin boyu, çiçek durumu, çiçek rengi, tohum rengi, tohum biçimi, kabuk biçimi, kabuk rengi gibi. Mendel'in çalışmaları 20. yüzyılın başına kadar tanınmadı fakat öne sürdüğü ilkeler e, araştırıldı, üzerinde konuşmalar yapıldı, çalışmalar yapıldı ve daha sonra doğrulandı. Peki şimdi kalıtımla ilgili genle ilgili bakalım. Gen dediğimiz şey aslında DNA'nın görev birimiydi. Bu geni biz dominant ve resesif yani baskın gen karakterde özelliğini gösterebilen baskın gen olarak diyebiliriz. Bir de çekinik gen olarak yani resesif olarak ayırabiliriz biliriz Kalıtımla ilgili kavramlara bakalım. Genotip gen görünümü. Yani fenotip dediğimiz nasıl dış görünüşse genin görünüşü nasıl bu karakterin özelliği nedir genle ilgili olarak ona bakıyoruz. Homozigot dediğimiz saf döl. Yani şöyle bir sö söyleyecek olursak homozigot saf döl nasıl olabilir? Aynı karakterden içeren mesela baskın baskın olsun değil mi? Baskın olarak peki küçük a küçük a yapsam çekinik gen olarak olarak bu da bir homozigot mu saf mı evet saf heterozigot manejdeğil ise şöyle söyleyebilirim mesela büyük A Küçük A olabilir mi? Olabilir. Melez yani hem çekinikten var hem de nedir? Baskından var. O zaman ben bunu ayıracak olursam baskın gençim büyük A ile gösterebilir miyim? Gösterebilirim. Çekiniği ise daha küçük çekinik kaldığı için, resesif kaldığı için küçük A ile gösterebilirim. Şimdi güzelce bir tekrar ettikten sonra sorularımızı çözmeye başlayabiliriz hemen. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz mendelin bezelyeleriyle alakalı bir soru. Hemen bakalım. Bezelyelerde sarı tohum rengi yeşil tohum rengine baskındır. Tamam çok güzel. Tohum rengi bakımından ikisi de homozigot olan sarı tohumlu bir bezelye ile yeşil tohumlu bir bezelye çaprazlanıyor diyor. Çaprazlama sonucunda oluşan N bezelyeleri ile ilgili ile yeşil tohumlu bir bezelye çaprazlanıyor. Oluşan bezelyelerle ilgili bize sorular soruyor. Ama şimdi burada benim ilk olarak şu kısma bak bırakmam gerekiyor. Tohum rengi bakımından ikisi de homozigotmuş. Çok güzel. Peki burada bana bildiği bilgi olarak da ne vermişti? Bezelyelerde sarı tohum rengi yeşil tohum rengine baskındır. O zaman ben sarı tohum için şuraya alacak olursam şu işlemi şöyle diyebilir miyim? Sarı tohuma büyük A diyelim ki büyük A diyebilir miyim? Evet çünkü ikisi de homozigot diyor. Ee, peki sarı sarı renkli olan tohum da baskın olduğu için bu, bu karakteri verebilirim. Çarpı ne diyor? Homozigot yeşil ama baskın değil çekinik olacak. Hemen onu da yazalım. Ben bunu çaprazladığımda şöyle bir şey çıkıyor değil mi? Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A ve büyük A, Küçük A. %100 oranında ne çıktı? Heterozigot. Yani melez değil mi? Melez bir tohum çıktı. Ne ile ilgili bunu söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Bana sonra diyor ki burada bitmiyor. Eğer buradan soruyu çözersek hata yaparız. Bize diyor ki yeşil tohumlu bir bezelyeyle de çaprazla diyor. Bakalım. Şurada böyle söylüyor. Ben buradan bir tane karakteri aldım. Benim yeşil neydi? Çekinik ve homozigot'tu, değil mi? Bununla da çaprazladığım zaman, hatta onu farklı bir renkle yapalım. Şöyle alalım. Çaprazladığım zaman nasıl bir şey çıkacak? Bakıyorum hemen. Büyük A, küçük a, büyük A, küçük a, küçük a, küçük a, küçük a ve küçük a, küçük a. Baktığım zaman yüzde %50 oranında ne çıktı? Sarı. Yüzde %50 oranında ise yeşil. Bir bezelye çıktı mı? Çıktı. %50 de saf döl diyebilir miyim? Diyebilirim. Peki bunların hepsiyle ilgili bir yorum yapacak olursam. A seçeneğine hemen bakalım. Bezelyelerin tamamı tohum rengi bakımından sarı renkli olabilir. Hayır çaprazlandıktan sonra %50'si yeşil, %50'si sarı olabilir. Yani bunu doğru kabul edemiyorum. B seçeneğine bakalım. Oluşan bezelyelerin tamamının genotipi heterozigottur. Hayır, %50'si heterozigot, %50'si homozigottur diyebilirim. Hatta şurayı şöyle yapalım. %50, burası da %50 heterozigot, %50 homozigot. Bunu da kabul edemiyorum. Bezelyeler %50 ihtimalle tohum rengi bakımından homozigottur. Evet %50 homozigot hatta nedir? Yeşil renklidir hem de homozigottur. Bu seçeneğimiz doğrudur ama diğer seçeneğimize de bakalım. Heterozigot olanları kendi aralarında çaprazlandığında yeşil renkli bezelye oluşma ihtimali yoktur diyor. Heterozigotları kendi aralarında hemen bir çaprazlayalım. Büyük A küçük A, büyük A küçük A. Büyük A büyük A olacak. Daha sonra büyük A küçük A. Büyük A küçük A ve küçük A küçük A olacak değil mi? Peki bana ne diyor? Yeşil renkli oluşma ihtimali yoktur. Hayır vardır. Yüzde 25 oranında yeşil renkli oluşma ihtimali vardır. Bunu da kabul edemiyorum. O yüzden cevabımın C seçeneği olduğunu söyleyebilirim. Hemen ikinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuz yavru bireylere ait kalıtsal özellikler anne ve babadan gelen genlerin öz, özelliklerine göre belirlenir. Tamam. İnsanlarda kahverengi göz mavi göz genine, siyah saç geni, sarı saç, sarı saç genine, kıvırcak saç geni ise düz saç genine baskındır. Tamam, çok güzel. Aşağıdaki tabloda bir ailedeki anne ve babadan aktarılan genler ile çocuklarının fenotipleri verilmiştir. Tabloda verilen özelliklere göre aşağıdaki çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir diyor. Hemen bakalım. Annenin göz rengi kahverengi aktarılan gen, babadan mavi. Çocuğun fenotipi kahverengi olmuş. Göz rengi kahverengi olmuş. Baskın geninki olmuş. Tamam. Saç rengi her ikisinde de çekinik olan sarıymış. Çocuğun da fenotipi sarı olmuş. Saç şekline bakalım. Anneden düz, babadan kıvırcık, kıvırcık baskın olduğu için baskın gelmiş ve kıvırcık saçlı olmuş. Peki hemen bakalım. Baskın karakterlerin fenotipte görülebilmesi için mutlaka anne ve babadan gelen genlerin ikisinin de baskın olması gerekir. Hayır bir tanesinin de baskın olması buradan görebiliyoruz. Mesela anneden kahverengi babadan mavi gelmiş ama ikisinin de kahverengi olması mı gerekiyor kahverengi olması için göz renginin? Hayır bir tanesinin olması da yeterli olacaktır o yüzden bu seçenek yanlış ulaşamam diyorum. İkinciye bakalım. Baskın karakterlerin fenotipte etkisini göstermesi için anne ya da babadan gelen genlerden birinin baskın olması yeterlidir. Evet, birinci seçenektekinin tam tersini söylüyor. Bu doğru bir bilgidir. Çünkü bir tanesinin olması bile burada özelliği göstermesine yetmiştir diyebiliriz. Cevabımız B seçeneği ama diğerlerine de bakalım. Anne ve babadan gelen genlerin ikisinin de çekinik olması durumunda fenotipte baskın karakter etkisini gösterir. Hayır, burada baktığımız zaman sarı saç geni nedir? Çekiniktir, değil mi? Buradan görebiliyoruz. Siyah saç geni baskın. Her ikisinde de çekinik olması durumunda fenotipte baskın karakter mi çıkmış? Hayır, çekinik olan karakter çıkmış. Bunu alamıyorum. D seçeneğine bakalım. Anne ve babadan gelen genlerin özelliklerinin farklı olması durumunda fenotipte çekinik karakter etkisini gösterir diyor. Şöyle bir bakalım. Gen, genlerin özellikleri farklı olmasında fenotipte de çekinik değil aslında baskın karakter gösteriyor. Şuradan örnek verelim. Anneden aktarılan gen düz. Babadan aktarılan gen kıvırcık. İkisi de farklı mı gelenler? Farklı. Fenotipte çekinik mi göstermiş etkisini? Hayır, baskın olan şurada görülüyor. Kıvırcık saç geni baskın. Baskın olan ortaya çıkmıştır. O yüzden bunu da kabul edemiyorum. O yüzden cevabımın B seçeneği olduğunu söyleyebilirim. Evet, şimdi diğer sorumuzla devam edelim. Burada fenotip oranı ve bezelyelerin boyuyla ilgili olarak bir grafik verilmiş. Bu grafikte uzun boylu iki bezelye çaprazlanmış. Ve oluşan bezelyenin fenotip oranları verilmiş. Buna göre bu bilgilerden hangilerine ulaşılabilir şeklinde bize soru sormuş. Şimdi iki tane uzun boylu bezelye çaprazlanmış ama yine de bir tane böyle kısa görünüm kısa görünümlü bir bezelye oluşmuş mu? oluşmuş değil mi? O zaman mutlaka çekinikte bir kısa boy özelliği taşıyor diyebilir miyim? Diyebilirim. O zaman mutlaka heterozigot çaprazlama olacağını bilmem gerekiyor. Heterozigot olarak düşünecek olursam mesela büyük A, küçük A dedim ben. Bunu da aynı şekilde iki tanesi de uzun boylu ve kısa boylu karakterin çıkabilmesi için içerisinde mutlaka çekinik olarak içermesi gerekiyor. Hemen çaprazlayalım. Büyük A, büyük A. Sonra büyük A küçük A. Büyük A küçük A. Ve küçük A küçük A. Gördüğüm oranda şöyle bir bakacak olursam ne çıktı? Yüzde yetmiş beş uzun boylu değil mi? Yüzde yirmi kısa boylu bezelye çıktı. Çok güzel. Şimdi bakabilirim hemen. Buna göre demiş çaprazlanan bezelyeler heterozigottur. Evet heterozigot heterozigot bu doğru. Çaprazlama sonucu oluşan tüm bezelyeler homozigottur. Hayır yüzde yirmi beş yüzde yirmi beş yüzde elli homozigot yazalım şuraya yüzde elli homozigot hatta ne büyük A büyük A ve küçük A küçük A şekliyle yüzde elli ise heterozigottur. Hetero, heterozigot diyebilirim. Çok güzel heterozigottur diyebiliyorum. Peki bunu kabul edebiliyor muyum? Hayır kabul edemiyorum. Üçüncü öncüle bakalım. Bezelyelerde uzun boy geni kısa boy genine baskındır. Evet özellik olarak da kendini göstermiş zaten. Bunu da alabilirim. Cevabım 1 ve 3 yani B seçeneği olduğunu söyleyebilirim. Hemen devam edelim. Çok güzel bir soruyla. Şimdi bezelyelerde düz meyve baskın genle Boğumlu meyve çekinik genlerle taşınır. Tamam. İki bezelye bitkisinin meyve şekli bakımından fenotip ve genotip özellikleri şekildeki gibidir diyor. Bu iki bezelyenin çaprazlanmasıyla oluşan bezelyelerin fenotip ve genotip oranları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Hemen bakalım. Büyük B büyük, küçük b fenotipte düz meyveymiş, düz meyve baskınmış zaten boğumlu meyveye genotipte heterozigot baskın evet genotipi heterozigot baskın burada boğumlu meyveymiş fenotip özelliği dış görünüş özelliği genotipi ise homozigot çekinik tamam bunların çaprazlayalım hemen şöyle bir farklı renkle çaprazlayalım büyük B küçük b küçük B küçük B homozigot çekinik heterozigot baskın çaprazlıyorum. Büyük B küçük B sonra bunu alıyorum. Sonra ise şöyle yaptığım zaman böyle bir oran çıktı. Şimdi bakalım ne oldu? Yüzde elli oranında homozigot çekinik çıktı. Buraya bakalım. %50 oranında heterozigot şöyle yapalım baskın çıktı diyebilirim. Peki şimdi bunu söyleyecek olursam %50 oranında fenotipi ne oldu? Boğumlu meyve. %50 oranında fenotipi ne oldu? Düz meyve. Tekrar bakalım. 1 bölü 2, 1 bölü 2 olarak alırsam. Buradan 1 bölü 2, bundan 1 bölü 2 şekliyle. Buradan var iki tane bunu alabilirim. Tekrar bakalım şöyle bir. Hepsine şöyle bir baktığımda büyük B büyük B yani homozigot baskın var mı? Yok. O zaman onu sıfır olarak almam gerekiyor. Sıfır olarak hepsinde sıfır. Bunda yok hayır. 1 bölü 2 demiş ama benim büyük B büyük B yok. Bu seçeneği eliyorum. Bunda 1 bölü 4 demiş bu seçeneği de eliyorum. Geldik B ile D'ye. Peki benim yüzde 50 oranında homozigot çekiniğim vardı değil mi? Her birini oranlayacak olursam şöyle bir ne, ne olacaktır bunda? 1 bölü 2, 1 bölü 2 şekliyle alabilirim bunları. Yüzde 50 oranında homozigot çekinik, yüzde 50 oranında ise heterozigot baskın olacaktı. Bunların oranını buradan bulabiliyorum. Bunu da buradan eleyebilirim. Düz meyve oranım BB, B, büyük B, büyük B yok. Büyük B, küçük B oranı 1 bölü 2 diyebilirim. Küçük B, küçük B oranı da 1 bölü 2 diyebilirim. Yani %50, %50 diyebilirim. Fenotip olarak da ne çıktı? Boğumlu %50, düz meyve %50. Yani B seçeneği olduğunu söyleyebilirim. hemen Ve diğer sorumuza hemen devam edelim. Dişi ve erkek bireylerin vücut yapıları arasında bazı farklılıklar vardır. Bu farklılıkların oluşmasında eşey kromozomları da etkili olur. Anne, baba, kız çocuk, erkek çocuk şekilde anne ve babadan çocuklara eşey kromozomların aktarılması şematik olarak gösterilmiştir diyor. Buna göre insan da cinsiyetin belirlenmesiyle ilgili ifadelerinden hangisi doğrudur diyor. Şimdi şöyle bir düşünecek olursak şöyle bir yazalım hatta. XX ve XY vardır değil mi? Anne ve baba. Bunların çaprazlanmasıyla ne olacaktır? XX, XY, XX ve XY. Baktığım zaman şöyle alacak olursam yüzde elli kız yüzde elli erkek. Başka bir ihtimal var mı? Yok buradan baktığım zaman değil mi? Şimdi bunlarla ilgili olarak birinci öncüle bakalım. Anneden hem erkek hem de kız çocuklarına X kromozomu aktarılır. XX değil mi? Birini anneden değil mi? Baktığım zaman birini babadan alacakları için anneden X erkek çocuk alacaksa babadan Y'yi değil mi? Eğer kız çocuk olacaksa anneden x babadan da x'i alacak. O yüzden ben bu seçeneği doğru diyebilirim. Babadan kız ve erkek çocuklarına aynı çeşit eşey kromozomları aktarılamaz diyor. Evet çünkü baba y'yi verecek değil mi? Kız ise de x'i verecek. O yüzden de aynı çeşit kromozomu aktarabilir mi? Her ikisine de y verebilir mi? Verirse erkek olacak o zaman x e, kız çocuk olma ihtimali olmayacak. O yüzden aynı eşey kromozomları aktarılamaz. Doğru bir ifadedir. Hem anneden hem babadan çocuklara iki çeşit eşey kromozomu aktarılabilir. Tam bunu aslında desteklemeyen bir öncül hem anneden hem babadan çocuklara iki çeşit eşey kromozomu aktarılabilseydi seçenek olmayacaktı böyle bir durumda. O yüzden bunu alamıyorum. 1 ve 2 B seçeneği diyebilirim. Bir araştırmacı düz tohum zarflı ve boğumlu tohum zarflı bezeryelerle aşağıdaki çaprazlamaları yapıyor. Bakalım düz tohumlu boğumlu zarf Evet birinci kuşak yüzde yüz tohum düz tohum zarflı olmuş. Sonra birinci kuşaklar çaprazlanıyor. İkinci kuşakta ise yüzde yetmiş beş düz tohum zarflı. Yüzde yirmi beş ise boğumlu tohum zarflı olduğunu görsellerden görebiliyorum. Buna göre bir ve ikinci kuşakta elde edilen bezelyeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım hemen Birinci kuşakta oluşan tüm bezelyelerde boğumlu tohum zarfı geni bulunur diyor. İkinci kuşakta çekinik gen bulunmayan bezelye oluşma ihtimali yüzde yirmi beştir diyor. İkinci kuşakta yüzde yetmiş beş melez, yüzde yirmi beş çekinik saf döl genotipli bezelyeler oluşur. D seçeneği ise birinci kuşakta homozigot genotipli bezelye oluşma ihtimali yoktur diyor. Şimdi ben yine buradan İşlemi yapacağım. Aynısını buraya aktararaktan çözeceğim. Düz tohumlu olana ben büyük A büyük A dersem. Boğumlu olana boğumlu tohum zarflı olana küçük A küçük A diyeceğim. Çünkü bunu nereden söyleyebiliyorum? Yüzde yüz tohum olarak söylenmiş burada bana. Peki bunların da oluşabilmesi için böyle bir ihtimal olması gerekiyor. Çaprazladığım zaman ne çıkacak? Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A. Yüzde yüz. Değil mi? Düz tohum zarflı. Bezelye çıktı mı? Çıktı. Evet. Bunlar da diyor ki çaprazlanıyor. Birinci kuşak bitkileri çaprazlanıyormuş. Onu da çaprazlayalım. Şöyle bir farklı renk kullanalım. Hemen çaprazlayalım. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A'yı çaprazladığım zaman. Büyük A, büyük A olacaktır. Daha sonra ise büyük a küçük a, büyük a küçük a ve küçük a küçük a. Ne çıktı ba bana şöyle söyleyecek olursam? İki tane yüzde 50 değil mi? Yüz ikisi de böyle oranladığım zaman yüzde 50 homozigot, yüzde 50 heterozigot çıktı. Tamam. Şöyle yaparsak. Peki oran olarak ne çıktı? Yüzde 75 düz tohum yüzde yirmi boğumlu çıktı mı? Evet çıktı. Buraya uyuyor mu? Uyuyor. Tamam o zaman çözdük. Buna göre baktığım zaman birinci kuşakta oluşan tüm bezelyelerde boğumlu tohum zarfı geni bulunur diyor. Baktığım zaman boğumlu tohum zarfı geni bulunuyor. Bu doğru. İkinci kuşakta çekinik gen bulunmayan bezelye oluşma ihtimali yüzde yirmi çekinikken bulunmayan bezelye oluşma ihtimali. Yani aslında bana burada neyi söylüyor? Çekinikken içermeyen ne var sadece? ikinci kuşakta bu var. Bunun oranı nedir? Yüzde yirmi beş. Bu da doğru bir bilgi. İkinci kuşakta yüzde yetmiş melez, yüzde yirmi beş çekinik saf döl genotipli bezelyeler oluşur. Hayır. Yüzde elli Burası yüzde %50 olması gerekiyor. Yüzde %50 melez, %25 çekinik homozigot, %25 ise baskın homozigot değil mi? Bu yanlış bir bilgidir. Buranın %50 olması gerekiyor. D seçeneğine bakalım. Birinci kuşakta homozigot. Birinci kuşakta homozigot genotipli bezelye oluşma ihtimali yoktur. Evet zaten de oluşmadı değil mi? Heterozigot oluştu. Çünkü baskın ve çekinik olarak %100 tohum zarflı oluşabilmesi için böyle olması gerekiyor. Yani bu doğrudur. Birinci kuşakta homozigot genotipli bezelye oluşma ihtimali yoktur. Cevabımın C seçeneği olduğunu söyleyebilirim. Ve geldik son sorumuza. Son sorumuzla ilgili olarak bir tane kalıtsal hastalıktan bahsetmiş. Kistik fibroz kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalığın çocuklarda ortaya çıkma ihtimali akraba evliliklerinde 1 bölü 40 oranındayken aralarında akrabalık bağı olmayan evliliklerde ise 1 bölü 600'dür. Yani akraba evlilikleriyle bayağı oranı artan bir hastalıkmış. Peki bu kistik fibrozis nedir? Solunum sindirim sisteminde yer alan mukus tabakasının ya da ter bezlerinin kalınlığı artıyor bu mukus tabakasının. Ne oluyor o zaman akciğerlerde bu mukus tabakası artarsa ne yapacaktır? Solunum güçlüğü ya da sindirim sistemindeki mukus tabakası artacak, arttığı zaman ise sindirim problemleri ortaya çıkacaktır. Bununla ilgili olarak diyor ki verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Şöyle bir bakalım hemen. Akraba evliliği yapan bireylerde kalıtsal hastalıkların görünme oranı daha yüksektir. Evet çünkü onda çekinik olan olarak bulunan hastalık diğer akrabasında da varsa bu evliliklerde o özellik göz, görünme orasılığı artacaktır. O yüzden bunu alabilirim. Akraba olan bireylerin genetik yapıları diğer insanlara göre daha çok benzerlik gösterebilir. Tabii ki akrabalık bağından ötürü genetik yapıları birbirine daha çok benzerlik gösterecektir. 1 ve 2'yi alıyorum böylelikle. 3. öncüle bakalım. Bütün akraba evliliklerinde doğacak çocuklarda Kalıtsal hastalık görülür. Şimdi böyle bir kesinlik yoktur çünkü genetik hastalıklar çekinik genle taşınıyor, değil mi? Böyle olduğu için de e, diyelim ki birinde yoksa onda o birleşip o özellik görünmeyebilir bilir görülür diyebilir miyiz buna? Tamamen görülür diyemeyiz. ihtimaller var bütün akraba evliliklerinde diye bir kesinlik söyleyemeyiz. O yüzden üçüncü öncülü alamıyorum. Yani cevabım 1 ve 2 C seçeneği olacaktır. Evet bugün sizlerle beraber mini konu tekrarı yaptık. Kalıtımla alakalı olarak bol bol soru çözdük. Şimdi ise Kalıtımla ilgili olarak çözmeniz gereken ödevleri veriyorum hemen sizlere. Taktikli test 12 15 arasındaki bütün soruları çözerekten bu konuyu sizler de tekrar etmiş ve böylelikle konun üzerinden geçmiş olacaksınız. Test 12 ile 15 arasını yapabilirsiniz. Dinamo fende ise test 11 ile 14 arasını yaparak yine konuyu tekrar edeceksiniz. Zoru Bankası'nda ise test 10 12 aralığını yaparak kalıtımla ilgili olarak bütün soruları çözmüş olacaksınız. Peki başka kitaplarımız yok mu? Evet bu kitaplardan da kalıtımla ilgili olan bütün soruları çözebilirsiniz. Hemen bakalım burada Kota da var. Şöyle bir hemen bakalım sizlerle beraber Kota 6'yı yapabilirsiniz. Kota 7'yi yapabilirsiniz. 0'dan 8'e sayısalda da aynı şekilde testlerimize hemen bir bakalım. Burada da baktığımız zaman sayfa 184, 185, 186'yı yapabilirsiniz. 187'yi de yaparaktan konuları tamamen bitirmiş olursunuz. Ve hemen sizleri ödüllü sorunuzla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.